Merhabalar, kanalıma ve evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Cuma gününden size selam olsun. Biz kalktık, şimdi kahvaltı hazırlamam lazım. Önce ne yapıyorum? Perdelerimi bir çekeyim. Aa, bugün hava güneşliymiş. Bir bakalım, diğer yerleri de açalım ve kahvaltı hazırlıklarına başlayalım inşallah. Bugün yemek yapmayacağım arkadaşlar. Dünden artan yemeklerim var. O yüzden yemek şeyim yok. Bugün belki anneme gidebilirim. Grip olmuş, hastaymış anneciğim. Buralarda bir açalım. Böyle. Pardon, çok özür dilerim. Çok çekmişim. Evet. Evim de toparlanmış. Zaten dün yapmıştım temizliğimi arkadaşlar. Bugün fazla bir işim yok çok şükür. Saate de bakalım hemen. Saatimiz evet, 9:25 geçiyor. Ve şöyle mutfağa geçelim. Eşim uyuyor. Kapısını kapattı. Şimdi yapayım. Dün akşamdan bulaşık tabaklarımı yıkamıştım. Süssünler dedim. Öyle kaldırmadım onları arkadaşlar. Şöyle perdemi de açayım. Havalansın biraz. Ay, yine hiç aklımı takmış şuraya ya Rabbim. Eşim de. Neyse. Neyse arkadaşlar bana kolay gelsin. Sonraki dakikalarda görüşürüz inşallah. Yine de merhabalar. Birkaç zamandan beri farmasinin hindiba kahvesini içiyordum. İkisini birlikte sipariş etmiştim arkadaşlar. Bu da tahıllık kahvesi. Şimdi bir ondan içiyorum, bir bundan içiyorum arkadaşlar. Bu da hindi tahıllık kahvesi de aynı üçü bir arada kahveler gibi aynı şu şekilde. Aynı hindiba kahvesi gibi yapılıyor. Şöyle dökülüyor arkadaşlar. İsteyen süt de katabilir ama süt veya hafif çok hafif şeker. Ben ikisini de katmıyorum. Şekilde yapıyorum. Tavsiye ederim yani. Sıcak suyumu da kaynattım. Bu şekilde. Azıcık karıştıralım. Tadı bunun tadı arkadaşlar biraz daha Türk kahvesini anımsatıyor. Hindiba kahve öyle değil. Köpürmemiş bu ilk defa. Köpürüyordu ama bu sefer köpürmedi. Neyse bize şifa, afiyet şifa olsun. İçecek olan arkadaşlarımıza da şifalar olsun inşallah. Arkadaşlar size de oluyor mu yani? Acaba ne yapsam? Kahvaltıya ne yapsam? Akşam yemeğini ne yapsam? Böyle çok düşünüyor musunuz? Mutlaka düşünüyorsunuz Reyhan olduktan sonra.
Ben de şimdi ne yapsam ne yapsam dedim. Şöyle bir paket almıştım. Yufka dedim ki bu yufkadan dedim. Misvak böreği kızartayım dedim. Bu sefer de bu şekil olsun dedim. Şimdi misvak böreği olarak saracağım inşallah. Bana kolay gelsin. Şimdi misvak böreklerini de sardım. Şimdi bunları kızartacağım arkadaşlar. Çekmedim. Yani herkes biliyordur. O yüzden çekmedim. Bu şekilde yaptım. Şimdi kızartalım. Evet arkadaşlar yine geldim. Kahvaltımız falan yaptık. Börekler tabii bu arada güzel olmuş. Mutfağımı toparladım. Diğer odalarımı da toparladım. İnşallah birazdan anneciğime geçeceğim. Annem biraz rahatsızmış. Giderken inşallah görüşürüz arkadaşlar. Şimdi çıktım arkadaşlar. Anneme gidiyorum inşallah. Sağlığı da iyidir ya. Biraz merak ettim anacığım ama. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Yine merhabalar arkadaşlar. Anca annemden eve geldim. İnşallah görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben annemdeydim bugün demiştim size. Oradan geldim bayağı akşamdan sonra. İşte yemeği annemlerde yediğim için şey olmadı. Şimdi bir kahve istedi eşim. Şimdi eşime yaparken bana da yapayım dedim. Eşim şu su bardaklarını da istedi. Ben de normal kahve fincanı da yapacağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Makineler de çok güzel oluyor ya. Eğer almayan arkadaşlarımız varsa tavsiye ederim arkadaşlar. Çok iyi. Eğer fincan da yapmak istiyorsanız 4 tane fincan kahve alıyor. Şu fincanlara 4 fincan oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle basıyoruz. Orada ya. Piştiği zaman zaten arkadaşlar ötüyor. Ötünce de anlıyorsunuz piştiğini falan. Evet arkadaşlar bunu böyle koyacağım. Bu benim. Şimdi bunu koyacağım. Biraz oynadı ama bunun altlığı yok arkadaşlar. Ay yok ya hiç olmadı. Neyse şöyle dursun. Şimdi hemen ödeyecek arkadaşlar olduğuna dair. Bakın. Görüyor musunuz? Hava pişti yani. Şöyle bakabilirsiniz köpüğünü. İçim bayağı bir büyük istediği için. Arkadaşlar bu şekilde bize afiyet olsun inşallah. Cumartesi gününden merhabalar arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Dün ben vlog başlatmıştım ama devam ettiremedim. Anneme gittim. Annemlerde çekemedim doğru düzgün.
Ondan sonra akşama geldim. Akşamdan sonra dedim ki yani ertesi gün yine gideceğim annemlere. Orada yine devam edelim diye kapatmadım vlogumu. İnşallah bugün de devam edeceğiz vlogumuza. Ben kalktım, evleri falan toparladım arkadaşlar. Şimdi eşim merkeze indi. Kahvaltılık birkaç eksiğimiz vardı. Şimdi o gelene kadar ben de yemeğimi falan hazırlayayım. Anneme çıkacağım çünkü anneme misafir gelecek bugün. Annemi ziyarete geleceklermiş. Annem illa dedi sen de gel dedi bana. Ondan sonra o yüzden ben de anneme çıkacağım inşallah. Sadece bir mutfağım kaldı. Orada birkaç bulaşığım var. Onları makineye atacağım. Yemeğimi yapacağım. Buralarda böyle arkadaşlar hepsini düzelttim. Işıkları yapmıyorum arkadaşlar yani. Her yer güzelmiş. Şimdi mutfağıma geçelim arkadaşlar. Işığımı da yapayım. Bir de bakın şöyle bir şey var dolabımda. Ben bunu görümcemin oğlu bana hediye getirmişti. Kaç yıl oluyor yani 10 yıl falan vardır arkadaşlar. Şöyle uzaktan çekeyim. Bir saniye netleşsin. Peygamber Efendimizin bir dostun böyle bir dostunuz oldu mu hiç diye bir şey var diyor. Bu şekilde sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu her zaman mutfağımda saklarım arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım fotoğrafını çekeyim. Şöyle tam netleşsin. Tamam. Evet, çok hoşuma gidiyor bu arkadaşlar. Dolabıma ben böyle her gittiğim ilde alıyorum arkadaşlar. Mesela şöyle bir saniye. Şu Bursa'dan almıştım. Bu da Uzungöl'e gittiğimizde. Tabii taşınıyoruz ya, taşındıkça her yerim gidiyor. Yani bunun şeyi çatısı vardı. Çatısı kırıldı. Öyle arkadaşlar. Şu şekilde almıştım. Bir sürü daha vardı da hepsi kırıldı gitti. Maalesef. Şimdi bunları toparlayayım. Akşamki bulaşıklarım arkadaşlar çalkalanmış. Beni bekliyorlar. Ben şimdi bunları 5 dakika hemen halledeyim. Mutfağımı toparladım. Şimdi salatamı da yaptım. Sadece marularımı doğradım. Diğer malzemelerini akşama inşallah katacağım. Bugün kuru fasulye yapacağız arkadaşlar. Kuru fasulyemi de akşamdan çıkarmıştım. Çözüldü. Şimdi bugün ben yokum. Anneme gideceğim için eşim yalnız, hani aç kalmasın diye şimdi yapayım yemeğimi. Akşama geç gelirsem bile hani yemeğe hazır olur diye düşündüm. O yüzden hemen yapacağım inşallah. Çekmeyeceğim arkadaşlar. Zaten fasulye şeyini çekmiştim yemeği yaparken. Çekmeyeceğim. Çabuk yapmam lazım çünkü gideceğim anneme de yardım etmek için. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar gitmeden eşim de geldi. Kahvaltımız biraz eksikti. Onları gitti aldı. Şöyle bir sucuk kalmış arkadaşlar. Sucuk neyim? Aluç Dağı diye bir bilmiyorum böyle bir sucuk kalmış. Fırçası şey kötü olmuştu. Attık onu. Böyle bir fırça aldı. Kalanları şöyle toz peynirini aldı. Kaşarını. Şöyle Kaanların yine labne peynirini almış. Şöyle Kaanların beyaz peynirini almış. Şöyle bir de soğan almış. Şu an ihtiyacımız olan bunlardı. Bunları aldık. Şimdi bize bunları yerleştireyim arkadaşlar. Eşimin kahvaltısını hazırlayayım. Ben kaçar. Yemeğimi attım arkadaşlar. Sucuklu bugün. Bugün sucuklu kuru fasulye yaptım. O pişiyor öyle. Eşime de böyle bir kahvaltı hazırladım. Sucuklu yumurta yaptım. Artı Allah ne verdiyse onları koydum. Böyle afiyet olsun ona. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktım. Bayağı da geç kaldım ya. Şimdi gidiyorum arkadaşlar.
O kadar çok soğuk değilmiş ya. Ilık. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah videomu izlediğinizde beğenirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmasanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.